Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bir önceki videolarımdan da görmüş olduğunuz gibi yeni bir motocross almıştık. Mini Cross diye geçiyor. Baştan da görmüş olduğunuz gibi bugün bu videomuza bu cross'umuzu komple A'dan Z'ye ne var ne yoksa bütün parçalarını sökeceğiz ve güzel bir bakımdan geçireceğiz. Temizleyeceğiz yani. Motorunda bir sorun yok. Motor zaten bir bakımdan geçmiş. Karbüratör temizlenmiş. Bizim sadece yapacağımız tek iş estetik olacak. Yani dış görünüşü, şasisi, parçaları falan onlar temizlenecek. Birkaç küçük eksikleri vardı. Onları da tamamlamayı düşünüyorum. Mesela şu parçamız sabittir. Bunu buraya sabitlemem gerekecek. Çünkü sürerken düşme ihtimali var. Ve daha sonra fren kaliperlerimizin şurada bir vidası eksik. Oraya bir vida ekleyeceğim. Daha sonra egzozumuz gevşemiş süre süre. Bunu da sıkılamam gerekecek. Motorumuz da aynı şekilde. Motor bloğu da şase kısmından gevşemiş. Şuradaki vidayı sıkılamam gerekecek. Tazyikli suyla yıkayacağız. Şunu da söyleyeyim. Şöyle bir makine almıştım. Tazyikli su ıskan makine. Ya bununla temizleyeceğim ya da elimle düz bez ve fırçayla temizleyeceğim. Ben de bilmiyorum nasıl yapacağım. İlerleyen dakikalarda sizler de göreceksiniz. Belki yeni almış oldum. Bu makineyi kullanırız temizlemek için. Şuraya da şöyle bir terek yaptım. Düzenli olması için. Motorlarımız burada. Kırmızı mobiletimiz. Hemen üzerine de şöyle bir terek yaptım. Buraya da kaslarımı, ekipmanları falan koydum. Bir de şöyle de bir sorun vardı. Zinciri gevşemiş. Sıkılamamız gerekecek. Şuraları isterseniz biraz daha yakından çekeyim. Bakın full çamur berbat durumda. Bir güzelce temizleyelim bunu. Yakın bir zamanda mobiletimizde bu cross motorumuzu yarıştıracağız. Böyle de bir eğlenceli video çekeyim dedim. Evet, fazla uzatmadan arkadaşlar. Dilerseniz şu motorumuzu hemen dışarıya alıp sökelim. Söktükten sonra artık bir tazyikli suyla ya da bir bezle temizlemeye başlayacağız. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kuzenim de yardımıma geldi. Mobiletimizi, yine mobiletlerim. Cross motorumuzu şunun üzerine koyacağız. Bunun üzerindeki plastiklerini söküp temizleyeceğiz. Bakalım artık son görünümü nasıl bir şey olacak. Umarım güzel bir iş başaracağız. Malzemelerimizi getirdim. Burada sıcak suyla sabunlu suyumuz var. Bez, fırça, bir de kovamız var. Bununla mobiletimizi temizleyeceğiz. Sizi de hemen şu tripoda koyacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kuzenimle söktük. Bayağı bir küçüldü motorumuz. Zaten temizlenecek de pek bir şey yokmuş. Ortada bir şey kalmaz, sadece bir şasis temizlenecek. Diğer parçalar da burada. Şimdi dediğim gibi elimize su sabunla bunu bir güzelce temizleyeceğiz. Temizledikten sonra artık videolarımıza son gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Belki bu videoda da bir tur atmaya çıkarız. Bir gazlarız bakalım. Biz temizleme işlemine geçelim. Sizi de hızlandırma moduna koyalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buranın durumu bayağı bir berbat. Şimdi bunu bir temizleyelim. Bayağı bir çamur olmuş şu an bak. Aynen. Bunu çıkarsak motor bir 10 km daha kazanır. Evet arkadaşlar, hep mobilet temizle, motor temizle diyordunuz. Şimdi bunda bir detaylı temizlik yapıyoruz. Pek de detaylı değil de. Hızlı. Hızlı bir temizlik. Şimdi bunu da taktık mı tamamdır. Okey. Evet. Bunun içine temizledik arkadaşlar. Şimdi kuzenimle bir hemen üzerinden bir suyla falan geçeceğiz. Ondan sonra temizleme işlemimiz bitmiş olacak. Sanırım yarım saatlik bir işimiz kaldı. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz böyle kuzenime devam ediyoruz. Motor bayağı bir temizlendi. Videoyu burada kesin. Telefon hafıza kartı dolmasın. Temizledikten sonra, her şey bittikten sonra bir size son halini gösteririm. Biz şimdi temizlemeye devam ediyoruz. O zaman birazdan hepinize görüşürüz. Temizleme işlemini bitirdik motorumuzun. Şöyle görebileceğiniz gibi. Sadece lastikler pis. Onları da silmeye gerek duymadım. Nasıl olsa onları tekrardan pis olacak.
motor kısmı, ön maşamız, lastikler falan derken şuraları da görebilirsiniz. Oldukça bayağı bir temiz oldu. Zincirimizi yaladık mı da tamamdır. Amortisör full çamurdu, tertemiz yaptık. Kuzenin elindeki diğer karenajlar, karenaj, Fransızca karenaj diye geçiyor. Bunları da tertemiz yaptık. Şimdi depomuzu takacağız. Depomuzu taktıktan sonra artık bir çalıştırıp şurada bir gazlayalım bakalım. Size bir sesini dinletelim. Biz bunları taktıktan sonra tekrardan görüşürüz. İyi egzoz patlatıyor bu var ya. Aynen. Evet arkadaşlar, sonunda temizleme işlemini ve bakım işlemini bitirdik. Kuzenim de şimdi test ediyor. Birazdan çalıştıracağız. Bir bakalım nasıl. Çalışmasında bir sorun var mı? Motor bayağı bir temiz oldu eski haline göre. Tabi jantlar falan çizik. Onlar sorun değil. Nasıl olsa cross motoru. O kadar da olsun. Yoksa her şey tamam. Zincirde sıkıladık. Motor şu an efsane oldu. Şimdi bir çalıştıralım isterseniz. Kuzen çalıştır istersen. Boşa al ama. Gaz gaz ver. Ver ver. Ver. Tamam. Kapatalım. Sizin de görebileceğiniz gibi saat gibi çalışıyor. Her şeyini yaptık. Artık bundan sonra bununla da güzel videolar gelecek. Mobiletimize de tabii ki de videolar devam edeceğiz. Görebileceğiniz gibi de zaten etrafta fil dağıldı. Buraları toparlayacağız ve daha sonra test aşamasına tekrardan geçeriz. Arkadaşlar, dediğim gibi test aşamasına geçtik. Zaten testini görmüştünüz. Bir önceki videomda sürmüştük burada. Bayağı bir eğlenmiştik. Şimdi yine de bir tekrardan bir şöyle bir dolayayım dedim. Videoyu kapatmadan önce size bir tekrardan bir sesini duyun. Zaten bu videodan sonra bununla ön kaldırma videosu gelecek. Kuzenimle ön kaldırmayı falan deneyeceğiz. Bakalım başarılı olacak mıyız? Zaten buraya da onun için geldik. Yani bu videodan sonra belki ön kaldırma videosu gelecek arkadaşlar. Bu videoya like ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın kesinlikle. Bu motorla ve Mobilete ne tür videolar çekelim yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer motor hakkında birkaç sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. O sorularınıza cevap vereceğim. Güzel bir video çekeceğim. O sorularınıza cevaplayacağım arkadaşlar. Sıra kuzenimde. Ya kuzenimi izleyelim nasıl sürüyor. Kuzenim de daha yeni yeni motor sürüyor arkadaşlar. O için biraz dikkatli oluyor. Şimdi motor viteste olduğu için vites geçirmeyi daha yeni öğreniyor kendisi. Bye bye.
promise. Swear, swear.